Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulüne salavat. Bugün okuyacağımız Risale 29. söz. Sözler mecmuasından 29. sözü inşallah okuyacağız. Bu Risale'nin bir ismi daha var. Elifler adedi. Evet, 29. söz melekler, ruh ve haşre dair bir Risale'dir. Risaleler arasında gerçekten ağırlığı olan, önde gelen ilmi risalelerden bir tanesidir 29. söz. Haşir Risalesi gibi, 10. söz gibi. Bir ismi de Elifler adedidir. Bunun nereden geldiğini birazdan hep beraber göreceğiz. Buradan başlıyoruz. Risale-i Nur mizanlarından, Risale-i Nur mizanlarından ve iman ahiret burhanlarından. Burhan delil demek. Biliyorsunuz bürhan delil demek. Risale-i Nur mizanlarından ve iman ahiret bürhanlarından, yani iman ve ahirete dair kuvvetli delillerden 29. söz. Bekai ruh. Burada Y harfi var. Bekai ruh. Yani ruhun bekası, ruhun varlığını devam ettirmesi ve melaike. Ve melaike ve haşre dair. Melaikenin varlığına dair ve öldükten sonra dirilmeye, yani haşre dair, dairdir. Aşağıda da dairdir yazıyor. Said-i Nursi, Bediüzzaman. Said-i Nursi de olabilirdi ama Said-i Nursi dediğimizde, yani lam-ı tarifle olduğu zaman Arapça terkip oluyor. Said ve Nursi isimlerini bu şekilde birleştirmiş Said-i Nursi. Bediüzzaman, Bediüzzaman'da da aynı şekilde lam-ı tarif var. Zamanın bedii, zamanın eşsiz güzelliği anlamında. Devam ediyoruz aşağıya doğru. Bu risalenin şirin ve latif bir diğer tevafuku da şudur ki, bu sözün bir kerameti zahiresi olan, bir kerameti zahiresi olan eliflerin tevafukat-ı acibesi içinde Said-i Nursi'nin makam ebcedisi tam tamına tevafuk ediyor. Evet, satırın başına dönersek, bu risalenin şirin ve latif bir diğer tevafuğu da şudur ki, tevafuk neydi? Denk gelmek. Yani iki şeyin üst üste alt alta yazı olarak söylersek eserlerde çokça tevafuklara rastlanmış. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde işte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz'in isimlerinin, Resul-i Ekrem sıfatının alt alta gelmesi gibi çok tevafuklar pek çok risalelerde görülmüş. Bu risalede de eliflerle ilgili, elif harfiyle ilgili bir tevafuk var. Çok güzel bir harika, harika bir şey. Bu sözün, yani 29. sözün bir kerameti zahiresi, zahir bir, görünen, açıkça görünen bir kerameti olan eliflerin tevafukat acibesi, yani acayip tevafukları içinde Said-i Nursi'nin, yani Said Nursi isminin bu şekilde makam-ı ebcedisi tam tamına tevafuk ediyor. Ebced, makam-ı ebced dedi burada. Ebced nedir? Kısaca açıklarsak ebcedi, her bir Kur'an harfinin bir sayı değeri var. Yani rakam olarak bir karşılığı var. Mesela elif 1, b 2, işte vav 6, h 5, hepsinin büyüklü küçüklü hepsi, bütün harfler rakamlara tekabül ediyor. Bir kelimeyi meydana getiren harfleri rakamlara çevirdiğimizde İslam alimleri bazen
tarih bulmuşlar, tarih düşürmüşler ebced ve cifir hesaplarında. Bazen bazı isimlere işaret görmüşler. Yani bunu bir işaret olarak buna itibar etmişler, kabul etmişler. Burada da Said-i Nursi kelimesiyle, Said-i Nursi kelimesinin ebced değerine buradaki diyor elifler tamamen tevafuk ediyor. Çünkü, devam edince daha iyi anlaşılacak. Çünkü sahife başlarında gelen eliflerin mecmu, yani öyle bir harika ki bu, her satırın başında elif harfi geliyor. Birazdan göreceğiz. Her satırın başındaki kelime elifle başlıyor. Kısmı ekserisi yani. Bu eliflerin mecmu adedi, yani toplam bu risalede satır başlarında tevafuk eden eliflerin sayısı 501. Yukarıda rakamla yazılmış 501. Nokta sıfırdır. Başta 5 var. Burada da bir 501. Altta da yazıyla 501. Olduğu gibi satır başında tevafuk eden eliflerin toplam adedi 501 olduğu gibi Said-i Nursi aynen 501'dir. Demek ki Said-i Nursi kelimesini de ebced olarak sayıya çevirdiğimiz zaman 501 çıkıyor. Satır başlarında denk gelen tevafuk eden eliflerin de adedi 501. Böyle bir güzel şirin bir tevafuk var. Elbette böyle manidar bir tevafuk katiyen tesadüf işi olamaz. Katiyen tesadüf işi olamaz. Yani tevafuk bize neyi gösterir? Yapılan işte bu faaliyetten, bu hizmetten Cenab-ı Allah'ın razı olduğunu, onun inayeti olduğunu, bir yardımı olduğunu, lütfu olduğu kanaatini bize verir tevafuk. Yine aşağıda Said-i Nursi Bediüzzaman imzasını görüyoruz. Evet, devam ediyoruz. Bakın burada sayfanın başında kırmızı olarak elif adedi. Her sayfede kaç tane elif satır başına tevafuk etmiş? Bunun sayısı yazılıyor. Kimisinde 12, kimisinde 16, kimisinde 15, kimisinde daha az bu şekilde. Sağ tarafta sözler yazısını görüyoruz. Sol tarafta 29. söz. Risalenin adı 29. söz. Sayfa 180. Buradaki 2 de bu risalenin sayfası. Yani bu risalenin ikinci sayfası ki risalenin toplam uzunluğu 36 sayfa kadar. Okumaya devam ediyoruz. Risale-i Nur eczalarının ekserisi. Risale-i Nur eczalarının, yani Risale-i Nur'u teşkil eden risalelerin ekserisi, çoğunluğu letaif-i tevafukiyeden birer nev'ine mazhardırlar. Yani birçok risalenin tevafuktan nasibi vardır. Üzerinde tevafuk letaiflerinden bir numune, bir nev'i mutlaka bulunur. Bazıları harika derecesindedir ki, buradaki dahi o harikadandır. Yani bu risaledeki bu eliflerin tevafuğu satır başlarındaki o harika derecesinde olanlardan bir tanesidir. 10. sözün büyük kardeşi olan 29. söz, 10. söz Haşr Risalesi. 29. sözde diyor onun büyük kardeşidir, abisi mesabesindedir. 10. sözden daha ileri parlak bir tevafukat-ı elifiyeyi gösteriyor. Yani tevafuk cihetinde 29. söz daha fazla ön plana çıkmış. Tevafukatı daha fazla gösteriyor. Bu sözü 3 müstensih yazdılar. Müstensih yani nüshalaştıran, bir örnekten eseri çoğaltan anlamında. Eseri bir örnekten alarak çoğaltan. Bunlara müstensih deniliyordu. Her birisinde ayrı bir harika göründü. Yani bu sözü, bu risaleyi, 29. sözü 3 tane ayrı nur talebesi, müstensih yazdılar. Her birisinde ayrı bir güzellik, ayrı bir harikalık göründü. Bu nüsha daha latiftir. Ama içlerinde, o 3 tanenin içinde bu tarz yazım daha latif oldu. Dikkat ettik. Siz de dikkat ederseniz bakın kırmızı olarak zaten başta yazılmış elifler, nazarı dikkat çeksin diye. Her satırın başında burada yukarıda o harika derken elif, elifiye derken elif, ettik derken elif, aşağıda olmadığı derken elif. Farklı farklı kelimeler ama hepsi de elifle başlıyor. Gerçekten harika. Dikkat ettik, tekellüf de yok. Yani bir zorlama, illaki ben denk getireyim diyerek bir zorlamaya girilmemiş. Demek
bu sözün hakiki hattı bu nüshadaki tarzdır. Demek ki bu sözün hakiki hattı bu eliflerin tevafuk ettiği nüshadaki tarzdır. Bu nüshadaki tevafukat-ı elifiye, bu nüshadaki tevafukat-ı elifiye suni olmadığına, yani yapmacık, zorlamalı olmadığına kat'i delil şudur ki, bir müstensih, burada haşiye, parantez içinde okuyalım haşiyeyi aşağıdan. Haşiye, bu acib istinsah, bunun çoğaltılması, o müstensihin yazdığı bu acib istinsah, teliften 5 sene sonradır. Yani risale yazılır yazılmaz, telif edildikten hemen sonra değil de, aradan 5 sene geçmiş, ondan sonra bu ortaya çıkmış. Evet, bir müstensih, gayet süratli, hızlıca, bir tek gecede 3 sayfa noksan olarak bu nüshayı yazmış. Yani bu tevafuğun yapmacık olmadığı, suni olmadığı, olmadığını delil şudur ki diyor üstadımız, bu çoğaltan, eseri çoğaltan yazan talebe bir tek gecede çok süratli olarak, o da hepsini yazamamış, 3 sayfa noksan olarak bu nüshayı yazmış. Hayret verici elifler bu vaziyeti göstermişler. Sonradan fark ediliyor. Bakıyorlar ki satır başları hep elifle başlamış. Suni olsaydı, bu bir yapmacıklıkla, zorlamayla olsaydı çok geceler lazımdı. Hiç de kolay bir şey değil. Her satırın başına elif getireceksin. Öyle bir ölçü ayarlayacaksın. Bunun ortaya çıkması kolay bir şey değil yani normalde. Suni olsaydı çok geceler lazımdı. Bu nüsha o nüshadan bir derece tanzim ile aynen alınmıştır. Yani ufak bir düzenleme ile şu andaki basılmış olan elifler adedi 29. söz nüshası aynen alınmıştır. Evvelki müstensihin kat'iyen teminatıyla hem bir tek gecede yazmasının şehadetiyle bilerek elifler getirilmemiş, belki geldikten sonra bilinmiş. Bilerek kasıtlı olarak tekellüfle bunu yapmamış, yazdıktan sonra bir de bakmış ki bu elifler böyle harikulade bir şekilde satır başlarında dizilmişler. Yani bilerek yapılmamış, geldikten sonra bilinmiş. Demek gelmesi şuur ile değil, yani şuuri bir şekilde kasıtlı iradeli olarak yapılmamış. Bulunması şuur iledir. Gelmesi şuur ile değil, bulunması şuur iledir. Sonradan fark edilmiş. Tevafukat-ı latifesindendir ki, 16 defa 16 elif gelmesiyle, rakamla da yukarıda kırmızı olarak 16 yazıyor. 16 defa 16 elif gelmesiyle satırların 16'sına tevafukla gayet şirin düşmüştür. Burada eserdeki sahife ölçüleri 16 satır. Yani normal A4 kağıdının biraz daha küçüğünü kaplıyor. Biraz daha küçük boyutta. 16 satırdan. Yani her bir sayfada 16 satır var. Ve 16 satırın başında da elifle başladığı 16 sayfa var. Bu da ayrı bir güzellik. Yani mesela kimi sayfada 15 elif tevafuk etmiş, kimi sayfada 12, kimi sayfada 13, 16 elifin tevafuk ettiği sayfa sayısı da 16. Hem bütün sayfeler birbirine tevafuk ediyor. Kısmen de sahife rakamına bakıyor. Kısmen de sayfenin rakamı kaçsa o eliflerin adediyle de arada bir bağlantı var. 3 elifli sayfe bir defa. 12 elifli sayfeler 5 defa. 13 elifli 2 defa. Hepsinde yukarıda rakamlar yazıyor. 14 elifli 6 defa. 15 elifli 4 defa. 16 elifli 16 defa gelmiştir. Her sayfede ne kadar elif geldiği hepsinin başında az önce gösterdiğimiz gibi yazıyor zaten. Şurada. Mesela bu sayfada 12 elif gelmiş. Daha ilk sayfası. Satır başlarında tevafuktan hariçte kalan eliflerin yerlerine gelen hurufatın karşı karşıya tevafukları, yani elif gelmediyse, mesela B geldiyse, vav geldiyse, farklı harfler geldiyse ki bunlar tek tük, tevafuktan hariç kalan eliflerin diyor yerine gelen hurufatın, yani harflerin karşı karşıya tevafukları latif ve manidar düşüp kat'iyen kast eseri
olmadığını gösterir. Yani orada da bir tevafuk var. Elif gelmeyen harfte B geldiyse karşı sayfada de mesela aynı satırda aynı yerde yine B gelmiş. Bu şekilde de değişik tevafuklar ortaya çıkmış. Bunda da bir kasıt olmadığını söylüyor üstadımız. Bu latif tevafukundan daha ince letafeti şudur ki 27. ve 29. sayfelerdeki 27. ve 29. sayfeler. Bu risalenin 27. sayfası ve 29. sayfelerindeki 14 elif tevafuku içinde 14 tane elif denk gelmiş o sayfelerde hariç kalan 5. ve 7. satırlar ile 5. ve 7. satırlarda elif denk gelmemiş. 1. ve 2. satırların başlarında 1. ve 2. satırlarda da gelmemiş. Vav ve B gelmesidir. Yani iki sayfada da aynı satırlarda elif gelmeyen harfler gene aynı olmuş. İkisinde de vav ve B gelmesidir. Hem tevafuksuz kalan nun ve lam harfleri, tevafuksuz kalan nun ve lam harfleri baştaki y, t, şın ve dal harfleri ile beraber satırlar yekûnü ile Risale-i Nur'un müntehai telifinin tarihi olacak olan Risale-i Nur'un müntehai telifini yani telifinin son bulması, nihayet bulması tarihi olacak olan 1364 yani 1364 Rumi, bakın burada R harfi Rumi diyor. Burada da miladi 1949 miladiye çevrildiğinde Risale-i Nur telifinin sona erdiği tarih 1949. 1364 tarihini yani 1949 tarihini gösteriyor. Yani eliflerin yerine gelen, tevafuk etmeyen harflerin vav ve b gibi bunların birbiriyle tevafuku var. Bunlarla da tevafuk etmeyen nun, lam harfleri, y, t, ş, dal gibi tek kalan harfleri de topladığımız zaman ebced karşılığında yine bir tarih çıkıyor. O da 1364 yani Risale-i Nur'un son telif tarihi olan 1949 yani risalelerin tamamlandığı tarih. Yani neresinden bakarsanız bir harikalık, bir tevafuk var. Tabii burada bunu da söylemeden geçmememiz lazım. Risale-i Nur'un orijinali Osmanlıcadır. Yani hattı Kur'an'la, Kur'an harfleriyle yazılmıştır. Bu güzellikler, bu tevafuklar da hep hattı Kur'an nüshalarında ortaya çıkmaktadır, tezahür etmektedir. Bunu da unutmadan söyleyelim. Üstadımız bir yerde dediği gibi Risale-i Nur'un bir vazifesi zındıkaya karşı hakaiki imaniyeyi neşretmek olduğu gibi mühim bir vazifesi de bid'ata karşı hurufu hattı Kur'aniyeyi yani Kur'an harflerini muhafaza etmektir. Bunu da bu çerçevede düşünürsek daha iyi olacaktır.